Arkadaşlar merhabalar. Fikir akımlarıyla karşınızdayım. Şimdi şunu bir hatırlayın. 2. Abdülhamit 1909'da 31 Mart isyanı sonunda tahttan indirildi. İlk önce Balkanlara sürgüne gönderildi. Daha sonra İstanbul'a getirildi. Balkan savaşları çıktı. Balkan savaşlarının çıkması üzerine çok hüzünlendi ve ordunun siyasete bulaşmasını çok eleştirdi. Sonra da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Şimdi 2. Abdülhamit tahta çıktığında, 1876'da tahta çıktığında Osmanlı'da çeşitli baskılar oldu. Mesela Ali Suavi'nin gerçekleştirmiş olduğu Çırağan baskını vardır. Çırağan baskını 2. Abdülhamit'i tahttan indirip yerine Abdülaziz'i geri getirme girişimidir. Sonra Abdülaziz böyle bileği kesilmiş olarak bulundu. Hayatını kaybetti. Bazıları diyor ki İşte intihar etti. Bazıları diyor ki suikaste uğradı. Nedir, ne değildir o gerçek henüz belli değil. Şimdi biz kaldığımız yerden konumuza devam edelim. Fikir akımlarına bakalım. Şimdi arkadaşlar bizde 5 tane fikir akımı var. Ben buraya 4 tanesini yazdım. Sonuncusunu oraya yazacağım. Ademi merkeziyet diye. Ama ademi merkeziyet pek gündeme getirilmez ama biz yine dişleyeceğiz. Nedir bu fikir akımları? Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık. Bu fikir akımlarından ilk 3 tanesine sıra kullanıyorsunuz. Osmanlı'da ilk ortaya çıkan fikir akımı, ideoloji fikir akımı, Osmancılık, önemini kaybetmeye doğru İslamcılık, önemini kaybetmeye doğru Türkçülük ortaya çıkmıştır. O zaman bu 3 fikir akımında sıra, kronolojik sıra kullanıyoruz. Osmancılık, İslamcılık ve Türkçülük. Daha sonra da Batıcılık ama Batıcılık zaten anlayış olarak Lale Devri'nden beri var ama bir fikir akımı olarak çıkması daha da sonraya denk gelir. Ama ilk üçünde mutlaka sıra kullanırız, dikkat edin. Şimdi ilkinden başlıyorum. Osmanlıcılık, diğer bir ifadeyle İttihad-ı Anasır. Gençler, İttihad birlik, İttihad tevhid birlik, Anasır unsur. Biliyorsunuz Osmanlı çok uluslu, farklı unsurlardan meydana geliyor. Bu fikir akımını savunanlar farklı unsurların bir araya gelmesini devletin kurtuluşu olarak görmüşler. O yüzden de bu fikir akımına, yani Osmanlıcılığa, İttihad-ı Anasır'da denilir. Şimdi bu fikir akımının ruhu ne? Ruhu Osmanlı vatandaş olmak. Osmanlı'da ne diyoruz? Reaya yönetilen. Bir de yöneten var, ilmiye, seyfiye, kalemiye, özellikle seyfiye güçlü. Bu fikir akımını savunanlar o farklılıkların kaldırılmasını, halkın yönetime katılmasını, reaya içerisindeki farklılığın ortadan kaldırılmasını, yani Müslim gayrimüslim farklılığın ortadan kaldırılmasını, herkesin Osmanlı vatandaşı olması gerektiğini savunuyor. Doğru bir mantıktır, demokrasidir, hukuk üstünlüğüdür, eşitliktir, adalettir. İttihad-ı anasırdır, mantık budur. O zaman biz Osmanlı Devleti'ndeki reayayı vatandaş teba yaparsak ve onların hepsine aynı haklar verirsek, onların hepsine insan haklar verirsek bu neyi sağlar? Bir, birlikteliği sağlar. İki, azınlık isyanlarını engeller. Üç, Avrupalı devletlerin bize baskısını engeller. Dört, Avrupalı devletlerin azınlık haklarını bahane ederek bizim içlerimize karışmasını engeller. Felsefe bu. Osmanlı vatandaşlığı. Ne olacak o zaman? Herkese aynı haklar verilecek. Osmanlı tarihi, Osmanlı'nın kullandığı dil, dil ve tarih birleştiricidir. Ön plana çıkarılacak. Yani medreselerde İslam tarihi okutulurken Osmanlı tarihi de okutulmaya başlanacak. Buna dair dergiler, gazeteler çıkarılacak. Birlik ve bütünlüğü sağlayacak ıslahatlar yapılıp fermanlar çıkarılacak. Ve halk yönetime katılacak. Şimdi İkinci Mahmud'u hatırlayın. İkinci Mahmud ne dedi? Ben Müslümanlığı camide, Hristiyanlığı kilisede, Yahudiliği havrada görmek isterim. Yani toplumda din ayrımı görmek istemem dedi. İşte bu sözün ruhunda Osmancılık vardır. Tanzimat fermanıyla ne oldu? Azınlıklarla Müslümanların hakları hemen hemen eşitlendi. Hukuk üstünlüğü anlayışı ortaya çıktı. Islahat fermanıyla ne oldu? Azınlıklara ve Müslümanlara daha çok haklar verildi. Eşitlik ortaya çıktı. Hukuk üstünlüğü anlayışı gelişti. Peki kanun esasiyle ne oldu? Halk yönetime ortak oldu ve anayasal düzen başladı. İşte bunların hepsinde Osmanlıcılık anlayışı vardır. O zaman Osmanlıcılıkta herhangi bir unsurun elden çıkmasını engelleme mantığı vardır.
Peki hocam ne olmalı bu akım önemini yitirmeli? O unsurlar bizden ayrılırsa. Bu ister Müslüm olsun ister gayrimüslim olsun. Yani Sırbistan'ın elden çıkması, Trablusgarp'ın elden çıkması bunlar Osmanlıcılığa zarar veren şeyler olur. Buralar elden çıkmamalı. Birlikte olmalıyız. Ruh anladınız değil mi? İsyanlar engellenmeli. Osmanlı devleti ve Osmanlıcılık ruhu bir arada yaşamalı. Mantık bu. Peki bunu böyle sorabilirler. Ruhundan soru gelir. İki, savunucularından soru gelir. Unutmuyorsunuz. Arkadaşlar bunun savunucusu Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal, Mithat Paşa, Mustafa Fazıl Paşa. Bunlar yani aslında bunlar genç Osmanlılar, yeni Osmanlılar, Avrupa'nın Jön Türkler dediği insanlar. Bunlar savundu. Peki nedir temel vurucu cümle? Birlik, bütünlük, farklı unsurları bir arada tutma, reaya olma anlayışından vatandaş olma anlayışına geçme. Ruh bu. Peki bu doğrultuda ne oldu? 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Kanuni Esası. Yani diğer bir ifadeyle birinci meşrutiyet. Birinci meşrutiyet ilan edildi. Meşrutiyet ilan edildi. Peki ne olmalı da önemini yitirmeli? İşte o azınlıklar bizden yavaş yavaş ayrılınca, milliyetçilik akımının etkisi, ulus devlet anlayışı ön plana çıkınca bu akım gerçekçi olmaktan çıktı ve İslamcılık akımı güçlenmeye başladı. İslamcılık yani ümmetçilik. Peki bu akım din birliğinde halifenin otoritesinin ve varlığının güçlendirilmesinde kurtuluşu gördü. Ve bu akımı en çok ideolojik olarak kullanan 2. Abdülhamit oldu. 2. Abdülhamit dönemine damgasını vurmuş bir akımdır bu. Bunu unutmuyorsunuz. Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki, Cemalettin Afgani bu fikir akımının öncüleri oldu. Sebilür Reşat dergisi, Sırat-ı Müstakim dergisi ki Mehmet Akif Ersoy'dur bunun başyazarı. Bu akımı çok ön plana çıkaran dergiler olmuş oldu. Unutmuyorsunuz. Hatta bu doğrultuda bu akımı güçlendirmek için arkadaşlar Hicaz Demir Yolları projesi ortaya bile atıldı ve uygulanmaya çalışıldı. Neden? O bölgede Arap aşiretleriyle birlikte olmak, onların isyanını engellemek, onları halifeye bağlamak. Peki bu akımın ikinci yönüne. Zaten Müslümanlar halifenin etrafında birleşirse Osmanlı devasa, çok güçlü bir devlet olur. İkincisi ne? İkincisi de şu. Bugün bile böyledir. Şöyle bir empati yapın, tarihsel empati yapın gençler. Geriye doğru gidin, kendinizi oraya koyun. Hindistan'da yaşadığınızı düşünün 1870'lerde. İngiltere sömürüyor ve Müslümanız. Kuzey Afrika'da yaşadığınızı düşünün. Fransa sömürüyor ki Kuzey Afrika'da ilk sömürge faaliyetleri Fransa ile başlamıştı. Fransa sömürüyor, İngiltere sömürüyor ve Müslümanız. O zaman 2. Abdülhamit neyi düşünüyor? Oradaki Müslümanları sömürgeci devletlere karşı bir araya getirip isyan ettirmeyi ve sömürgeci devletleri zayıflatmayı düşünüyor. Aslında devre göre bizi güçlü tutacak bir akım Osmanlıcık gibi, fakat işte kaçırılan şöyle bir şey var. Milliyetçilik. Yine milliyetçilik akımları. Müslümanlar arasında yayılan ulus devlet anlayışı. Arapların Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizleri desteklemesi. Bu akımın önemini kaybetmesine sebep oluyor. Yani aslında cümle şudur. Milli, ulusal değerler, dini değerlere ağır basmaya başlamıştır. O yüzden de halifeliğin önemi, dini duyguların önemi kalmamış. Bu akımın yerine Türkçülük akımı geçmiştir. Türkçülük diğer bir ifadeyle kızıl elma, turancılık anlayışıdır, tamam mıdır? Şimdi burada ne vardı? Osmanlıcılık vardı. Şöyle düşünün, bakın şimdi bu Osmanlı, tamam mı?
Azınlıklar ayrıldı. Bir kısım bizim Kuzey Afrika toprakları da ayrıldı. Geriye ne kaldı? Müslümanlar kaldı. Müslümanlar içerisinde farklı unsurlardan Araplar ayrıldı. Geriye ne kaldı? Türkler kaldı. Doğal olarak bu akım ön plana çıktı. Türkçülük akımı, Turancılık akımı ön plana çıktı. Kimler savundu bunu? Fikir babaları, ideologları, İsmail Gaspıralı, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, Mehmet Emin Resulzade, Mehmet Emin Yurdakul. Bunlar bu Ömer Seyfettin. Bu akımın çok önemli savunucuları oldu. Mesela arkadaşlar, cedidçilik akımı vardır. Gaspıra bölgesinde, Kafkaslarda, Kırım bölgesinde. Müslümanların yükselmesini, Müslüman Türklerin yükselmesini eğitimde, modernleşmede görmüştür. Türkçülüğü ön plana çıkarmış ama Müslüman Türkçülüğü ön plana çıkarmıştır İsmail Gaspıralı. Gençlere yönelik, kadınlara yönelik, çocuklara yönelik dergiler çıkarmıştır. O bölgeyi bilimsel anlamda ihya etmek istemiştir. Ziya Gökalp, Türkçülüğün esasları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak kitabı. Bunlar Türkçülük akımını güçlendiren kitaplar, dergiler olmuştur. Mesela Yusuf Akçura'nın 3 tarzı siyaset kitabı, 3 tarzı siyaset kitabı Türkçülüğün manifestosunu oluşturmuştur, bildirisini oluşturmuştur. Doğal olarak mesela işte Zeki Velidi Togan, basmacı harekatının liderlerinden olmuştur Enver Paşa ile birlikte. Enver Paşa da Türkçüdür. Ama bir aydın kategorisine koyamayız, askerdir. Mehmet Emin Resulzade 1918'de Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Yani bunlar çok önemli şeyler. Mehmet Emin Yurdakul şairdir, yazardır. Bizim önemli Türkçülerimizdendir. İzmir işgal edildiğinde İstanbul'da mitinglerde halkı coşturmuştur Halide Edip'le birlikte. Cenge giderkenki şiirinde muhteşem şeyler söyler. Peki nedir? Bu akımın özelliği nedir? Bu akımı ortaya çıkaran şey nedir? Bu akımı ortaya çıkaran şey işte Osmanlıcılığın ve İslamcılığın önemini kaybetmesi. Kaybedilen topraklardan ki özellikle işte Kırım, Kafkaslar, Balkanlar kaybedilen topraklardan Anadolu'ya yoğun Türk göçlerinin yaşanması bu akımı güçlendirmiştir. Bu akımın asıl savunucuları İttihat Terakkicilerdir aslında. Osmanlıcının asıl savunucusunu biliyorsunuz zaten. Genç Osmanlılar, Yeni Osmanlılar demiştik. Şimdi bu akım dilde, tarihte, ekonomide milliyetçiliği, ulusallaşmayı savunmuştur. Hocama örnek verin. Mesela Türk ocakları kurulmuştur. Türk yurdu dergisi çıkarılmıştır. Hep bunlar tarafından yapılmış. Türkçülük ön plana çıkarılmış. Dil ön plana çıkarılmış. Türk tarihi ön plana çıkarılmış. Bu da çok şey söyleyebilirim. Siz sadece bu kalıbı bilin. Bunun içerisinden geliştirin. Ekonomide ise mesela İttihat Terakki 1914'te kapitülasyonları kaldırmış Birinci Dünya Savaşı'na girerken. Bu bir milliyetçiliktir. Osmanlı'daki yabancı ticaret hanelerde Türk işçilerin belli oranda çalıştırılmasını zorunlu hale getirmiştir. Mesela ekonomiyi canlandırmak, milli ekonomiyi canlandırmak amacıyla Milli İtibar Bankası'nı kurmuştur ki son ilerleyen süreçte bu banka İş Bankası ile birleşecektir. Hatta bu dönemde Latin alfabesinin kullanımı bile ön plana çıkmıştır gençler. Yani aslında Teşvik Sanayi Kanunu ön plana çıkmıştır. Aslında Atatürk'ün inkılaplarının ilham kaynağı bu dönemde yapılanlardır. Ki bu ilke, bu ideoloji yerini Atatürk ilkelerinden milliyetçiliğe bırakacaktır. Fakat burada Türkçülük boyutu biraz hayalperestliktir. Nedir Türkçülük? Tüm Türkleri bir çatı altında toplamak, Rus egemeninden, Çin egemeninden o Türkleri kurtarmak. Tabi bu biraz hayal olmuştur, gerçekçi değildir. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı gerçekçidir. Şimdi batıcılığa gelince, gençler batıcılık batılılaşma yani. Atatürk ilkelerinden yerini inkılapçılığa bırakacak ama inkılapçılık, Atatürk'ün inkılapçılık anlayışı şudur. Batının bilimsel teknik gelişmesini almak ama kendi öz değerlerimizi korumak. Hocam ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyorum. Çok güzel bir örnek vereyim size. Mesela
Biz Avrupa'dan Latin alfabesini aldık değil mi? Arap alfabesi. Arap alfabesi bizim alfabemiz değildi. Latin alfabesi de bizim alfabemiz değildi. Ama Latin alfabesi Türk dil kuralına uygun bir alfabedir. Arap alfabesi değildir. Türk dilini geliştirmek, okuma yazmayı artırmak amacıyla Latin alfabesini aldık. Ama Latin alfabesinde bizim dilimize uymayan harfleri almadık. Ve Latin alfabesinde olmayıp da bizim dilimizde olan kelimeleri o alfabeye ekledik. Ç gibi, yumuşak G gibi, Ü gibi mesela, Ö gibi. Onlarda W var değil mi? Q var. Onları almadık. Yani biz batıdan alacağız ama kendimize benzeteceğiz. Ama mümkün olan kadarıyla bu işi kendimiz halledeceğiz. Yani diyor ki Atatürk, her türlü ilmi, fenni, tekniği batıdan almayı bilmeliyiz. Batıdan almalıyız ama asıl önemli olan, asıl ihtiyacımız olan şeyi kendi içimizden çıkarmalıyızlar. Bunun adı milliyetçiliktir. Bak, hem inkılapçılık hem milliyetçiliktir. Burada farklı. Burada batılılaşma savunuluyor, batıcılık savunuluyor, batıya benzeme savunuluyor. Ama işte iki kavram var. Zorlanıyorum anlatmakta. Çok şey söyleyeceğim ama bakın şimdi. Kültür ve medeniyet. Kültür dediğiniz şey bir millete has olandır. Medeniyet dediğiniz şey, hadarat dediğiniz şey insanlığın ortak malıdır. Buradaki arkadaşlar kültürle medeniyeti karıştırdılar. Yani şunu söylediler, dediler ki işte Celal Nuri Tevfikret pek içine girmez ama Abdullah Cevdet bunu söyledi. İslam anlayışını, Müslümanlığı gelişmenin önündeki bir engel olarak gördüler buradakiler. Neyi karıştırdılar? Medeniyetle kültürü karıştırdılar. Oysa ki biz Japonlar, Çinler, bak özellikle Japonlar Meiji idaresi, müthiş aldı başını gitti Japonlar. 1868'de bunlar bir devrim gerçekleştirdiler yani. Ama dillerini korudular bizim gibi. Milli değerlerini korudular. Bizden daha da çok işler yaptılar. İşte buradakiler batıcılığı biraz daha Avrupa'ya daha fazla benzemede, Avrupa gibi yaşamada, Avrupa gibi konuşmada, Avrupa gibi koşmada, Avrupa gibi yatmada gördüler. İslamcılığı bir engel gördüler. O yüzden tutmadı bu. Bu tutmadı. Atatürk ilkelerinin yerini inkılapçılığa bıraktı. Ve bunların en önemli savunucuları Celal Nuri, Tevfik Fikret oldu. Abdullah Cevdet işlerinde sorun. Çünkü direkt bizim önümüzdeki en büyük engel İslam dinidir dedi. Yani bu da yanlış tahlil etmekten kaynaklandı. Sorunu yanlış tahlil etmekten kaynaklandı. Ya bizim aslında en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz gençler? En büyük sorunumuz atamızı ve dinimizi iyi algılayamıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Yani peygamberi iyi bilmiyoruz. Kanuni, Mete'yi, Atatürk'ü, Fatih'i, Abdülhamit'i iyi bilmiyoruz. Sloganik laflarla bunları biliyoruz. Ya da birilerinin söylediği kadarıyla biliyoruz. Annemizin, babamızın öğrettiği kadarıyla biliyoruz. Kendimiz araştırmıyoruz, kendimiz okumuyoruz. Ha bizde de şöyle bir şey var. İki kitap okuyunca Allame-i Cihan zannediyoruz kendimizi. Bu iş böyle değil. Bu iş böyle değil. Bu işin bir temellendirmesi vardır. Bu işin köklendirilmesi vardır. Kültürel birikim ya da medeni birikim o kadar kolay iki kitap, üç kitap okumakla ortaya çıkmaz. Okumalısınız. Sağlam temelleriniz olmalı. Mesela üniversiteyi kazanacaksınız hepiniz inşallah ki üniversiteyi okuyup üniversiteyi bitirip şu anda dinleyenler de var. Ama ben daha çok bu üniversiteye hazırlık olanlara söyleyeyim. Üniversiteyi okuyacaksınız. Güzel bir bölüm kazanacaksınız inşallah. Sizden şunu istiyorum. Her ay kendinize bir kitap alın. Bunun ne kitap olduğunun çok önemi yok. Bu siyasi kitap olur, kültürel kitap olur, bilmem roman olur, makale olur. Hiç fark etmez. Araştırma olur, bilimsel eser olur. Alın okuyun. Beyninizi sürekli güncel tutun. Ve göreceksiniz 4 yıl sonra okuduğunuz kitap en az 100 tane olacak. Bak en az 100 tane olacak. Çünkü bir kitabı 10 günde bitirirsiniz. Ben bir ay dedim size. 100 tane olacak ve bir birikiminiz, mesleğinize dair bir birikiminiz ortaya çıkacak. Bunu unutmayın. Ders aralarında, yatmadan önce çocuklar okuyun. Bizim okumuş nesle ihtiyacımız var. Okumuş nesle derken diplomalı nesle değil sadece. Aydın bir nesle ihtiyacımız var. O aydın nesil bizi kurtarır. Zaten hani Türkiye'nin okuma okur yazar seviyesi %90 üzerinde. Buna ihtiyacımız yok. Aydın, düşünen, sorgulayan, yorumlayıcı, kendisini gerçekleştirebilen nesle ihtiyacımız var. Keşfeden nesle ihtiyacımız var. Bu ancak okumakla olur, tamam mı? Bu da size abi sözü olsun.
Tabii bu arada ders anlatırken bir espri yapayım. Kaplumbağa terbiyecisini anlatıyorum size değil mi bir ders önce? Yani Mehmet'im dedi ki, ya hocam yani nasıl kaplumbağa terbiyecisi? Bir kaplumbağa ne kadar terbiyesiz olabilir ki? Dedi ben de vallahi Mehmet bilmiyorum o kadar dedim. Şimdi beşincisi ise Adem'i merkeziyetçilik. Adem gençler hiçliktir. Adem insan da Adem hiçliktir. O zaman Adem'i merkeziyet merkezi yönetimin yokluğu demektir. Yani diğer merkezden yönetimin yokluğu. Diğer bir ifadeyle federatif anlayış savunur. Federatif anlayışı. Federasyon. Yani Osmanlı Devleti'nin eyalet sistemi devam etsin ve o toprakların yöneticileri kendi anayasalarını oluştursun ve kendi yöneticileri halk seçsin. Böylelikle Osmanlı'yı kurtarabiliriz anlayışına sahiptir. Biz üniter devletiz, bizim tersimiz federatif devlettir. Tamam mı? Adem'in merkeziyet, üniterin tam tersidir. Bunun savunucusu da Prens Sabahattin. Prens Sabahattin'dir. Arkadaşlar daha çok Ahrar Partisi'nin temellendirilmesinde Adem'i merkeziyet anlayış etkili olmuştur. Bu fikir akımlarını unutmuyorsunuz. Fikir akımları bizde önemlidir. Soru gelme ihtimali çok yüksek olan bir bölümdür bu. İster fikir akımından sorar, isterse bizzat kişilerin kendinden sorar. Bu bölümü unutmayın. Tamam, özellikle Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük. Bu üç bölüm çok önemli. Haberiniz olsun. Hadi biraz dinlenin. Bir çay ya da kahve molası verelim. Hadi afiyet olsun.